أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah Azze ve Celle bir araya gelişimizi hayırlara vesile kılsın. Şu anımıza kadar yapmış olduğumuz kusurları, günahları Tevvab isminin hürmetine affetsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu akşam 3 tane hadis-i şerifi çok kısa, öz bir şekilde gündemimize alacağız. Ondan sonra programımızı nihayete erdireceğiz. Allah Subhanahu ve Teala bu 3 hadis-i şerifi anlamayı, yaşamayı ve insanların yaşaması için davet ve tebliğde bulunmayı hepimize nasip eylesin. Birinci hadis Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslüman olan kendisine yetecek kadar rızkı elinde bulunduran ve son olarak üçüncüsü de Allah'ın lütfettiği nimetlere kanaat eden kimse felaha, kurtuluşa, Allah'ın rızasına ermiştir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif Müslim'de zekat bölümünde sahih bir rivayet olarak geçmekte. Aynı zamanda Tirmizi Zühd bölümünde bu hadisi nakletmekte. Ne dedi Nebi aleyhisselam? Sabaha kalktığınızda günlük hayatınız içerisinde eğer şu üç şeyin sahibiyseniz siz muhakkak ki felaha kavuşmuşsunuzdır. Huzur kalbinize bir kilim gibi dokunmuştur. Bedeniniz Allah Azze ve Celle'nin bu lütfu ve keremiyle sekinete kavuşmuştur. Zihin berraklaşmıştır. Hayata bakış açınız netleşmiştir. Üç şey. Müslüman olmak, İslam üzere ayakta kalmak, İslam üzere ölmek, kendinize, ehlinize, etrafınızda bulunan kardeşlerinize, davanıza, davetinize, cihadınıza yetecek kadar bir rızık ve Allah'ın lütfettiği yetenekler, imkanlar, makam, mevki, kariyer, eş, kol, bacak, göz, oturduğunuz halı, ne derseniz deyin. Allah'ın lütfettiği nimetlere kanaat eden kimse felaha ermiştir. Subhanallah. Müslim'de ve Tirmizi'de geçiyor. Bu birinci hadis. İkinci hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Radıyallahu an. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gerçek zenginlik. Sanki bir meclisin içerisinde gerçek zengin kimdir? Tanımı üzerine konuşulurken Peygamber aleyhissalatu vesselam o meclis sahiplerine cevap vermiş bir eda ile söze başladı. Hayır, sanki yanılıyorsunuz, eksik bıraktınız. Bir de meseleye bu yönden bakın dercesine dedi ki gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis hem Buhari'de Rikak bölümünde hem Müslim'de Zekat bölümünde muttefakun aleyh olup aynı zamanda Tirmizi'de Zühd, İbn-i Mace'de de Zühd bölümünde geçiyor. Son üçüncü hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Azza ve Celle şöyle buyuruyor. Bir hadisi kutsi ile karşı karşıyayız. Ey Adem oğlu, seslenen Allah, lafızların sahibi Allah. Ey Adem oğlu, seslenen Halikimiz olan Allah, yoktan var eden ve hesapsız rızıklandıran hidayetin, şu yeryüzünde gördüğünüz ve görmediğiniz bütün hazinelerin maliki, sultanların sultanı Allah sesleniyor. Ey Ademoğlu,
kendini bana ibadete ver ki ihtiyacını giderip gönlünü zenginleştireyim. Yani senin kalp sandığına, senin gönül kasana bir zenginlik koyayım. Değilse dedi Allah, eğer bundan yüz çevirirsen meşguliyetini artırır, ihtiyacını da gidermem buyurdu aziz ve celil olan Allah. Bu hadiste Tirmizi'de, Kıyame, İbn-i Mace'de, Zühd bölümünde geçmektedir. İki tane güzide adam. Sahabenin içerisinde en fazla hadis ilmine vakıf olan iki şahsiyet. Biri Abdullah, hadisleri yazmakla meşhur olmuş. Diğeri Ebu Hureyre, hadisleri ezberlemekle yıldızlaşmış. Birinin eli kalem tutmuş, birinin zihni mürekkep olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittikleri hadisleri kayıt altına almışlar. Bugünün çöken zihinlerine, enkaz yığını haline gelmiş kalplere, yorulmuş bedenlere şifa olması adına bunları bizim için saklamışlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hırs, tamah, tuli emel, yani uzun emel, uzun hayaller kurmak, imparatorluklar kurmak, büyük sarayların içerisinde kendini hissettirmeye çalışmak, resmi büyük çizmek, ne derseniz deyin, tuli emel, ölmeyecek gibi yaşamak, hırslarından, hastalıklarından sıyrılmış olan kalbin huzur ve sekine içerisinde olacağını bahsetti birinci hadisi şerifte. Bakın dikkat edin Müslümanlar. Sadece İslam değil. Tırların ve kamyonların arkasında yazan meşhur söz, huzur İslam'dadır. Eyvallah. Ancak kanaat etmeyen bir zihin, Allah'ın lütfetmiş olduğu nimetleri görmezden gelip de daha çoğunu elde etmek isteyen bir kalp sahibiysen, senin İslam'ının sana faydası olmayacaktır. Dikkat edin Müslümanlar. Abi ben elhamdülillah Müslüman oldum. La ilahe illallah sözünü söyledim, anladım, yerine getirmeye çalışıyorum ama senin bahsettiğin huzurun sahibi değilim. Gündüz gözümü açıyorum iş telaşı, akşam yatıyorum çek senet evrakların peşimden koşuşu, gecenin saat üçlerinde bir kabusla uyanmak, ya nerede huzur diyorsan, Allah Resulü İslam'ın hemen arkasına kendine diyor yetecek kadar bir rızka, tabir yerindeyse kanaat getirmek, Allah'ın lütfetmiş olduğu zenginlikleri görebilmek, senin kalp huzurunun, zihin rahatlığının kardeşlerim anahtarı olacaktır. Allah bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim bakın, ikinci hadiste Resulullah Aleyhisselam gerçek zenginliği tanımladı ya. Dedi ki mal çokluğu değildir. Hemen kardeşler şunu akıllarına getirmeyecekler. Aa, mal çokluğu bizim için büyük bir tehlike mi? Sadece şu iki hadisi inşallah delil olarak alırsak, bu iki hadisi şerifin gölgesi altında yaşamaya çalışırsak, bizim için tehlike olmaktan çıkacak. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, günahtan sakınan kimse için zenginlikte bir mahsur yoktur. Bu hadis İbn-i Mace'de ticaret bölümünde birinci hadis olarak geçiyor. Eğer senin elde ettiğin zenginlik, mal çokluğu, servet, dolarların, markların, euroların, altınların, gümüşlerin, ne dersen de, seni harama teşvik etmiyorsa, senin için zinanın kapısını açmıyorsa, senin için kibrin perdesini aralamıyorsa, seni kalp ve zihin hastalığına müptela kılmıyorsa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bunda bir mahsur yoktur. Kim gibi? Osman bin Affan radıyallahu anh gibi. Kim gibi? Abdurrahman bin Avf gibi.
Kim gibi? Ebu Bekir Sıddık gibi. Kim gibi? İsimlerini sizin bildiğiniz sahabeler radıyallahu anhuma. Zenginlik, altınların ve gümüşlerin, dinarların ve dirhemlerin çokluğu bu insanlara zarar vermedi. Neden? İmam Ahmed bin Hanbel hemen devam etti. Dedi ki, salih bir malın, dikkat edin, salih, ıslah olmuş, haramdan soyutlanmış, şüpheliden dahi kaçınmış bir malın, salih bir kimsenin elinde bulunması ne kadar güzeldir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer mal ıslah olmuşsa, senin kalbin ve zihnin salihleşmişse, bütün dünya senin avuçlarının arasında bulunsa, vallahi sana zarar vermeyecektir. Sana asla zarar vermeyecektir. Oturduğun koltuk seni asla şımartmayacaktır. Elde etmiş olduğun gelirler asla ve kat'a seni yanlış bir yöne sürüklemeyecektir. Ancak mal salih olacak, sen salih olacaksın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, bakın dikkat edin, dikkatimizi celbettiği bir nokta var. Üçüncü hadisi şerif. Bununla beraber inşallah Rahman bitireceğim. Üçüncü hadisi şerif. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan ne zikretti? Dedi ki, ey Ademoğlu, kendini bana ibadete ver ki ihtiyacını gidereyim. Yani ey Ademoğlu, yaratılış gayen üzere bir hayata talip ol ki, ey Ademoğlu, sadece bana kulluk yap ve sadece salih amel işleme konusunda hırslı ol ki, ey Ademoğlu, indirdiğim kitaba, gönderdiğim nebime uy ki, ey Ademoğlu, alemlerin içerisinde sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim ol ki, ey Ademoğlu, gecelerini kıyamla, Kur'an tilavetinle, gündüzlerini helal olan salih malı bulmak için çabala ki, Allah dedi ki bütün ihtiyaçlarını gidereyim. Ne sıkıntın varsa ortadan kaldırayım. Kalbin mi daraldı? Kalbini genişleteyim. Eşinle problemin mi var? Onu çözeyim. Çocuğunun arsızlığından mı şikayetçisin? Hidayet edeyim. Arkadaşların arasında bir küskünlük ve kırgınlık mı meydana geldi? Tamir edeyim. Ne ihtiyacın varsa. Eşe, aşa, işe. Ne dersen de. Ama değilse bunun tersini yaparsan. Yani salih olmayan bir mala, ıslah olmamış bir kalple yaklaşırsan. Yani dünya malını, servetini, makam ve mevkisini elinin içinde değil de kalbinin içinde taşırsan, elinde tutmayıp kalp sandığında saklarsan, işte o zaman da sana asla yardım etmeyeceğim. Yardım etmeyeceğim ama seni de boş işlerle meşgul edeceğim. Allahu Ekber. Hastanelerle meşgul edeceğim. Kazanacaksın, kazanacaksın, kaybettireceğim. Tam elde ettim diyeceğim, yakacağım, yıkacağım. Tam tuttum diyeceğim, kaçırtacağım. Öyle ki, tabir yerindeyse, gölgesini kovalayan adam gibi olacaksın. Allahu Ekber. Koşacaksın, koşacaksın, koşacaksın. Günün yorgunluğunu yatakta atamayacak seviyeye kadar geleceksin. Eğer Allah'ı razı etmek için elindeki imkan ve servetleri kullanmazsan. Şimdi güzel kardeşlerim, bu hadis-i şerifler bize dünyayı böyle tamamen elimizin altından atmayı, ayaklarımızın üstünde basmayı, selsefil bir hayata talip olmayı, bir hırka bir lokma felsefesiyle yaklaşmamızı tavsiye etmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta peygamberler olmak üzere, sonra kendisi tarih içinde bir şeye şahit oldu. Kim mala karşı, dünyaya karşı hırslı olursa onu gözünü ancak toprak doyurur.
Başka bir hadiste onun diyor ağzını ancak toprak doyurur. Yani elde etmek istediği bir şeyi asla kavuşamayacaktır. Sonu bir kefen parçasıyla beraber toprağın altına girmektir. Ve şunu ne olur unutmayın. Tarih içerisinde Kur'an'ın bize öğrettiğine göre kanaatkar sahibi olmaları gerekenler fakirlerden çok zenginlerdir. Peygamberlere en fazla karşı çıkanlar fakirler değil, toplumların elebaşları, meleleri, zenginleri olmuşlardır. Ayetin ifadesiyle zengin şımarıklar olmuşlardır. Kanaat etmesi gerekenler asıl onlardır. Niye? Çünkü Allah ona verdikçe vermiştir. O da buldukça daha fazlasını elde etmek için çabalamaktadır. Sonuç Allah'tan ve Resulünden arşın arşın uzaklaşmaktır. Böyle bir zenginliği Cenab-ı Allah hiçbirimize nasip etmesin. Bize gönül tokluğu, gönül zenginliği, dünyaya karşı tuğli emelden uzaklaşmış bir düşünceyi nasip ve müyesser eylesin inşallah.